أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم cümle peygamberane rızam aleyhüm salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalar, Rıdvanullahi Teala Aleyh Mecmai'nin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden ithal dar baka edenler Rahmetullahi Aleyh Mecmai'nin eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşahabenlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçın El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: İzâ gâbel hilâlu, hilal kaybolduğunda, hilal kamerin, ayın başlangıcına deniyor. Ya bir günlük, ya iki günlük, ya üç günlük aya hilal denir. Üç günlükten sonra adı kamer olur, ay olur. Neden hilal demişler? Hilal denmesi Arapça ses çıkarmak anlamına geliyor. Müslümanlar hilali gördü mü, "Aa, ayı gördüm maşallah" filan derler. Aa, bu seslere, ses yükseltmelerinden dolayı ayın ilk günlerine hilal denmiş Arapçada. Kable şefak, işte bu ayın ilk görünümündeki o hilal şafaktan evvel eğer kaybolursa فَهُوَ لِيْلَتِي o geceye mahsustur o hilal. Ne demek? Şimdi bizim Türkçe'de şafak sabahleyin güneşin doğduğu taraftaki kızıllığa denir. Halbuki aslında fıkıh olarak dini terimlerde şafak gün battıktan sonra güneşin battığı yerdeki güneşin batışının arkasında görülen kızıllığa denir. İşte ayın hilali, ayın hilali bu kızıllıktan, bu kızıllıktan evvel eğer şey ederse, bu kızıllık bitmeden evvel hilal batarsa, o zaman bir günlüktür o gece, şey başlamıştır ay, o gece başlamıştır. Öyleyse yarın oruç tutacağız demektir bu. Hilali gördünüz mü, o kızıllık kaybolmadan yarın oruç tutacağız demektir. Yarın Ramazan demektir. Oruç hükümleri ortaya çıkar. Ayrıca senet sepet, hesap kitap işleri, dini meseleler, mesela ne? Dini meseleler dediğin, İslam'da bir adam karısını boşadığı zaman 3 hayız beklemesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de selasete kuru lafzı hayız anlamına gelir, renklilik anlamına gelir. Hanefi fıkhına göre 3 hayız beklemesi lazım. Bu 3 bekleme süresine iddet denir. Eğer hayız görmüyorsa kadın, kocası bu vaziyette boş, mesela kim hayız görmez? Ya çok yaşlıdır, menopoza girmiştir, sinni yas derler şeriatta, dinde ona, menopoza girmiştir veya çok küçük evlenmiştir. Küçük insanların da nikahlanması dinen geçerli, caiz. Hayız görmeden nikah olabilir. Boşamışsa kocası veya çok hayızdan, nifastan kesilmiş,
Sinni İyas'a varmış, kadını kocası boşamışsa 3 tam ay, salasete eşhür, 3 tam ay, Kur'an'da ayet böyle. Kocası ölmüşse bir kadın, yeni bir kocaya varabilmesi için arbaate eşhurin ve aşra, 4 ay 10 gün beklemesi lazım. İşte bu bekleme süresine iddet denir. Hilali gördünüz mü? İşte ay, 3 ay var ya, 4 ay 10 gün var ya, işte bunun hesabı başlar diyor. Bu hilal, gördünüz mü? Ay başlamış demektir. Dini meseleler kameri aylara göre hesap edilir. Mesela şimdi kurbanı geçtik. 2 yaşını doldurmayan sığır kurban edilmez. Neye göre? Miladi takvime göre değil. Arasında 10 gün fark var çünkü. Dini kameri aya göre 2 ayı tamam, 2 seneyi tamamlamış olması lazım kurban olabilmesi için. Bir çocuğun anasını emme süresi 2 tam senedir. Neye göre? Kameri aylara göre. İki havleyni kamileyni, Kur'an'da tabir böyle. Bir çocuğun anasını emme hakkı 2 tam senedir. İşte bu hilal hesap, bu 2 tam sene, hilali gördünüz mü? Ay başlamış demektir. Yarın bir. Yarın bir diyeceksiniz. Bunlar işte senet sepet, süre tamamlanması, başlaması, nezir yapmış, kefaret orucu tutacak, 2 ay oruç tutacak. İşte o hilali gördünüz mü? Yarın bir. 60 gün 2 ay oruç tutacak. Bu hesaplar başlar. Eğer şafak kaybolduktan sonra, kırmızılıktan sonra hilal kaybolursa فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ 2 geceliktir. 2 geceliktir o ay, hilal. Öyleyse hemen onu görür görmez oruç başlayacak. Yarın değil, yarını beklemeyeceksiniz. Hemen o gün oruç başlayacak. Yani Ramazan zaten girmiş demektir. Evet, bu çok önemli. Bir de tabii bu nerede oruç başlamak hocam? Hilal görünce oruç olmaz ki, gece diyeceksin sen. Ramazan bayramı yapacağız. Neye göre yapacağız? Aha, bu hilale göre. Şevval hilali gördüğünüzde kırmızılıkta kayboluyorsa yarın Şevval 1. Bugün oruçluyuz. Ramazan ayı bitmedi. Kırmızılıktan sonra kayboldu hilal. Bayram olmuş zaten. Bayram var, bugün bayram demek. Onun hesabı buna göre olur. Buhari'de la tasumu hatta teravul hilale ve la tufturu hatta teravhu. Hilali görmeden oruç tutmayınız. Hilali görmeden iftar etmeyiniz, yani bayram yapmayınız diye hadis vardır. Fe in gumme aleyküm fakdiru leh. Eğer bulutluysa, hilali göremiyorsunuz, kırmızılı filan nerede göreceksiniz? Bulutluysa o zaman hesap edeceksiniz. Mesela Ramazan'ın başını bilmişsin bu hilalle, o zaman bayramın sonunda da bulutlu 30 gün sayacaksın, 30 gün. Geçen sene bundan evvelki ay 29 çekti. Ha, o zaman bu 30. Bundan evvelki ay 30 sürdü. Ha, bu ikisi de birbiri üstüne 30 olmaz. Bu 29. Böyle hesap yapın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şimdi aynı şekilde bir hadis daha var. Ondan sonra bu işleri size arz edelim. İza gâbel kamaru fil humura. Kırmızılıkta ay kaybolursa fehuve lileyleti, o gece başlamıştır daha. Fe icabu es-savm lazimun fi bukreti, yarın oruç gerekir. Ve izâ gâbe fil beyazı fehuve lileyletini, kırmızılıktan sonra arkasından gelen beyazlıkta hilal kaybolmuşsa, birinci hadisi biraz daha açıklayan bir hadis bu, 2 geceliktir o zaman. Evet. Bu dini meseleler bu aylara göre hesap edilir. Ayı görmeye göre hesap edilir. Görme esası, prensibi vardır. Hilali görme esasına göre oruç tutulur, bayram yapılır. Şimdi öyle mi yapılıyor diyeceksin sen tabii. Evet, ben de sizin gençler gibi o yaşta iken Kandilli Rasathanesi'ne gittim. Kandilli Rasathanesi
Mehmet Akif merhumun arkadaşı olan, konuştuğu insanlardan olan Fatin Gökmen tarafından kurulmuş. O da hem alim, fakih, bir fıkıh alimi, hem de işte rasathaneci, astronomi alimi, o kurmuş orayı. Güzel sağlam temeller atmış. Şimdiki insanlar Fatin Gökmen hocanın yolundan gidiyorum gitmiyorum onu ben karışmıyorum. Oraya karıştırmıyorum. Ama çok sağlam temellere astronomi kurmuş o Kandil Rasathanesi'ni. 1967'de gittim bu işleri tahkik etmeye. Oradakilere sordum. Dünyanın en gelişmiş rasathanesiyiz dediler. En gelişmiş rasathanesiyiz. Bu nedenle ayın batışını, güneşin doğuşunu bizden iyi tespit eden yok. En iyi biz tespit ediyoruz. Ve iki sene, gelecek iki senede hiç hatasız ayın batışını, güneşin doğuşunu tespit ediyoruz. Hiç hatasız. İki seneden sonra binde bir ihtimalle, binde bir hatayla tespit ediyoruz. İki sene geleceği hiç hatasız tespit edebiliyoruz. Şimdi ne demek istiyorsun? Şimdi biliyorsunuz Kandil Rasathanesi bildiriyor. İşte Şevval başladı, Zilhicce, Zilkade başladı filan diye güneş doğma saatlerini veriyor. Diyanette ona göre orada muvakkıtlar var. O görevli memur memurları var, maaşlı memurları var. Onlar işte onlarla işbirliği yapıyorlar ve takvim hazırlıyorlar. Takvim hazırlıyorlar. Onun için hesaplar sağlam. Hesaplar sağlam. Görme esasını göre dedin ya. Şimdi hesaplar sağlam diyorsun. Fatih Gökmen Hoca yani Rasat'ın astronomi aletlerinin mesela Şevval ayı şimdi değil mi? Muharrem ayı. Şevval diyorum. Ramazan'dan sonra Şevval. Şimdi Muharrem ayı girdiğini efendim Zilhicce ayının çıktığını Rasat aletleri görüyor. Bir çizgiyi açtı. Yani Muharrem ayı başladı. Bunu alet görüyor. Bu çizgiyi geçmesi dinen esas alınamaz. Peygamber hilali görünce oruç tutun, hilali görünce bayram yapın dedi. Görme esastır dedi. Biz de peygambere uymak zorundayız. Ama bu rasathane o çizgiyi ayın geçtikten sonra ne kadar saat sonra insan gözüyle görülebileceğini de biliyor, hesap ediyor. Ve ona göre rapor ediyor. Yarın diyor Ramazan diyor. Oruç tutun diyor. Eğer 12 saat geçebiliyor. 12 ile 16 saat arasında senenin değişik mevsimleri arasında bu süre insan gözüyle görülebilecek duruma gelmesi 12 ile 16 saat arasında değişebiliyor. Bunları da bildiriyor ve yarın diyor Ramazan başlıyor veya yarın Ramazan bitiyor işte Ramazan bayramı o günü filan diyor. Buna göre gene görme esasına göre oluyor iş. Görme esasına göre. Geçmiş senelerde tabii halkımız hep bu görme bakma esasına göre alışı olduğu için böyle şeyler oldu. Ben o zaman İzmir'deydim. Komşum profesördü. Diğer kültürlü insanlardan Diyanet adamlar seçti. İzmir'de Yamanlar Tepesi'ne çıkardı. Ramazan'dan bir iki gün evvel ayı doğdu mu oradan şey etmiyor, bakmaya. Bu dedikodular önlemek için samimi arkadaşımız, dindar bir profesör aynı dedi, takvimde belirtildiği gibi görebildik dedi. Daha evvel göremedik dedi. Onun için Diyanet İşleri'nin şimdiki verdiği takvimlerdeki şeyler, tarihlere güvenebilirsiniz. Ama niye Suud'da böyle farklı, İran'da farklı? Tabii şimdi devletler müstakil, onlara karışılmıyor. Yalnız ben 1996'da 97'de Amerika'dayken orada dindar astronomi alimleri var. Serbest, tamamen müstakil, bağımsız, hiç baskı altında değil. Bunlar çok ihlaslı mümin profesörler, Müslüman profesörler Amerika'da herhalde üniversitede aletleri çok biliyorlar ve bu esası çok iyi biliyorlar. O zaman da işte Suud Devleti erken başlattı bayramı, ilan etti. Telefonlar ettiler, telgraf çektiler, e-mailler çektiler. Mümkün değil dediler görülmesi. Sizin oradan da bu ayın, hilalin görülmesi, bayramın olması mümkün değil.
Yapmayın etmeyin cevap bile vermediler. Karışılmıyor tabii, müstakil devlettir. Karışılmıyor. Aslında bu kadar teknoloji ilerlemişken bütün İslam alimleri birleşip böyle ihtilaf yapmamaları lazım. Tabii dünya yuvarlak olduğu için şimdi biz burada ikindideyiz. Ama Amerika'da ikindi mi? Gece yarısı mesela. Bu farklar olur da aynı yerdekiler ihtilaflı olmaması lazım. Bu kadar teknoloji gelişmişken yine görmeyi hesap ediyorlar. Görülmesi mümkün değil diyorlar. Ama adamlar cevap vermedi. Bildiğinden söylüyor. Peki oraya giden hacıların hacılıkları ne olacak şimdi? Bizden bir gün erken bayram yaparlarsa hacılı olamazlar. Çünkü hacı olmak için ihram giymek, niyet etmek farz. Bu yetmez. Arafa günü, Arafa günü yani Zilhicce'nin 9. günü öğlen namazından bayram günü Zilhicce'nin 10. günü imsak vaktine kadar olan dönemde Arafat'ta dua etmen lazım. Orada bulunman lazım. El haccu el arafa. Hacılık Arafat demektir. Peygamberimizin hadisi var böyle. O süre içinde Arafa günü bulunamazsınız Arafat'ta, hacı olamazsınız. Çünkü farz yok. Farz yok, hacılık yok. Onlar bir gün evvel yaptı. Arafa'ya rastlamadı. Evet, fıkıh kitaplarında bunu da büyük insanlar, onlar ileri görmüşler. Hacıların suçu yoktur. Oranın idarecisi sorumludur. Oranın her Müslüman bulunduğu yerin ülül emrine itaat eder. Anarşiye prim yok İslam'da. Vebal onundur, hacıların hacılıkları tamamdır diyor fıkıh kitaplarında. Onun için endişeye gerek yok. Aslında bu olmaması lazım. Bu kadar teknoloji gelişken bir ara gelmeleri lazım. Ama oradan ben biliyorum, o profesörler durmadan telefon ettiler, telgraflar çektiler. Mümkün değil, etmeyin, kılmayın. Hiç cevap vermedi. Ben bağımsız devletim diyor, karışamazsınız diyor. Mesele bu. Yani fıkıh açısından bu ay önemli. Bayram yapıyoruz, oruç yapıyoruz. Süremizi, vade senedimizi, manedimizi ona göre hesap ediyoruz. Hanımların iddet süretlerini, sürelerini belirliyoruz. Bu ayın bir günlük mü, iki günlük mü olmasını Peygamberimiz böylece bize şey etmiş. Şimdi bayramın yapılmasına çok önemli meseleler bunlar. Bizim memleketimizde de Diyanet şey diyor, bazı kimseler işte diğer ülkelerdeki radyolar dinliyorlar, bayram yapıyorlar. Şimdiye kadar hep kavga çıkıyordu. Bayram değil, bayram mı değil mi? Bunlara hiç gerek yok. Fıkıh açısından bayramı şahıslar ilan edemez arkadaşlar. Bütün fıkıh kitaplarında böyledir. Yarın bayram diyecek olan makamdır. Eskiden bunun kadılar hükmediyordu. Ben ayı gördüm dediği zaman iki adil şahit, biri de yeter diyorlar. Bir tane adil şahit de yeter ama genellikle iki adil şahit, ben hilali gördüm diye geldi kadın günde yemin etti mi, kadın yarın bayram diye karar verir. Kadı karar vermeden bir adam Şevval hilalini görse Ramazan bayramını yapamaz. Ramazan bayramını yapamaz. Orucunu kesemez. Yani bu iş o kadar önemli. Makamın karar vermesi lazım. Neden önemli? Bir oruç tutar, bir oruç tutmaz, kavga çıkar. Halbuki İslam'da fitne, karışıklık adam öldürmekten beterdir. Sistem bu. Kadı, makam haber verecek. Şimdi de makam kim? Sorumlu makam. Maaşlı adamlar. Diyanet. Ona tabi olacaksınız. Kavga çıkmayacak. Şimdi böyle geçmiş senelerde Diyanet'in bildirdiği bayram gününden bir gün evvel Ramazan bitti. Ramazan bayramı bugün. Orucunuz bozun diye geldiler camiye. Hocamıza sordular. Biz oruçluyuz dedi. Çünkü fıkıh kuralı bu. Ülül emre tabi olacaksın. Ülül emre de Diyanetçileri. Biz oruçluyuz dedi. Cevap yeter. Hızlarını alamadılar. Bana geldiler. Ben de aynı şeyi söyledim. Fıkıhta böyledir dedim. Sonra bunu söyleyen hocaya gittim. O işte emir vermiş. Bayram yapın. Çünkü bayramda oruç tutmak da haram, yanlış. O da oradan tutturuyor. Dedim siz makam mısınız? İsmini vermiyorum. Gittim. Siz makam mısınız? Hayır dedi. Nasıl bayram yapın diye emir veriyorsunuz?
ben kimseye bayram yapın diye emir vermedim dedi. Ama sokakta falan hocamız emir verdi. Orucunuzu bozun, bayram yapın diye camilere koşturuyorlar. Ben kimseye oruçlarınızı bozun, bayram yapın diye emir vermedim. Ben duydum kulaklarımda bunu. Çünkü diyemez, fıkıh bu. Makam karar verir bayram yapmaya. Ama Ramazan, yarın Ramazan ayın başladı mı başlamadı mı? Ha, o zaman gördün sen, oruç tutabilirsin. Oruç tutmanın zararı yok çünkü. Oruç tutabilirsin. Fakat bayrama kadı ilan verir. Kadı ilan eder bayram, makam ilan eder. Bugün kadılık yok, Diyanet İşleri Başkanı var. Onun için onlar yanlış yapıyorsa sorumlu onlar zaten. Kavgaya gerek yok. Ayrıca Tebyinül Hakaik Zeyla'inin rahimehullah'ın eserinde her Müslüman bulunduğu memleketin ülül emrine tabidir diyor. Bayram ilanları konusunda orada da bir problem yok. Kavga etmeyeceğiz. Birbirimizle bayramdı, bayram değildi diye birbirimize girmeyeceğiz. Bu hilal meseleleri bu açıdan önemlidir. Bir tek şahit de yeter kadının karar verebilmesi için. Genelde iki şahit lazım ama neden bir tane? Çünkü bir Arabi, yani çölde yaşayan bir adam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş demiş ki ben nini ra'aytul hilal, ben hilali gördüm ya Resulallah demiş. Fekale eteşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun Resulullah. Sen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve Resulü diyenlerden misin? Evet. Kale ne'am. Evet. Ben Müslümanım. Bunu söyleyenim. Şehadet gel. İki şehadeti kabul edenlerdenim. Ya Bilal ezzin finnaz en yasumu gadan. Öyleyse yarın oruç tutmalarını emret. Bir tek şahidin Müslüman adildir. Bir tek şahidin şeyiyle, şehadetiyle Peygamberimiz yarın bayram diye ilan etmiş. Bundan dolayı bir adil şahit de yeter diyor alimlerimiz. Genelde iki adil şahit gerekir ama bu olaydan dolayı bir adil şahit de yetebilir diyor. Yani bu ayın hilalin görülmesi aynen böyle önemli meseleler için şeydir. Biliyorsunuz İslam'da hicret yılbaşı, şimdi hicret yılbaşı, bir Muharrem. Bu sonradan konmuştur. Peygamberimiz koymamıştır bunu. Hazreti Ömer devrinde konmuştur bu. Bir Muharrem hicri yılbaşı, bir Muharrem, ilk ay Muharrem ayı diye Hazreti Ömer bunu resmileştirmiştir. Ondan evvel böyle bir şey yoktu. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini olarak miladi biliyoruz. 577, 571, 570 ve 71'de doğdu deniyor. Ama dini olarak ne deniyor? Fil yılında doğdu. Fil vakkasından 53 gün evveldi. Böyle önemli olaylardan evveldi, sonradı diye ifade edilirdi. Hazreti Ömer zamanında iki adam davacı davalı olmuşlar. Ben buna 3 ay işte Şaban'da ödemek üzere 3 ay vadeli para verdim, mal verdim. Ama adam şey etmedi, ödemedi ya Ömer deyince adam demiş ki hangi Şaban söyledi mi? Şaban ayında ödemek üzere 3 ay vadeli borç parayı, vadeli borcu var adamın. Demiş ki ya Ömer hangi Şaban demiş, söyle bakalım. Adam diyecek bir şey bulamamış. Hangi Şaban? Şimdi o zaman sene ihtiyacı ortaya çıkmış. Hicretin birinci senesi Şaban'ı, ikinci senesi Şaban'ı. Ha demiş Ömer, hemen ilan etmiş. Peygamberin hicreti bir. Birinci yıl. Yılbaşı da Muharrem demiş. Herkese oh demişler, ne güzel oldu ya Ömer. Güzel şey yaptın. O zamandan başlamış. Hicri 1400 kaç şimdi? 30 bilmem kaç, 4 mü? 34 galiba. Yılbaşı bir Muharrem. Öteki 1 Ocak miladi takvim biliyorsunuz. Bir Hazreti Ömer'in şey koyduğu şey de bu. Bunlar dini işler kameri aylara göre, ay takvimine göre hesap edilir. Bu hilal o bakımdan önemlidir. Bu hadis-i şerifi Hakim Müstedrek'inde Hatip Bağdadi Abdullah bin Ömer'den nakletmişler.
gene Hatip Bağdadi İbn-i Umar'dan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin. Yani bu ay, yıldızlar insanlar için yollarını şaşırtmasınlar diye Cenab-ı Hak tarafından bize lütfedilmiş şeylerdir. Yıldıza bakarsın, kutup yıldızı belli. Ha, kuzey orası, ona göre yönünü tayin edersin. Yıldızlar, işte şu yıldız şurada bulunur. Bilirsin, yolunu şaşırmazsın. Gece karanlığında da ay ışıtır, yolunu şaşırmazsın. Ve bin necmi hüm yehtedün. Evet. Vel kafil ardı revasiye entemide bihim venhara sübülen. Ayet-i Celisi Nahl Suresinin 16. ayetisinde dağları nasıl sarsıntıyı önlesin diye kazıklar yaptıysak sarsılmaz dağların olduğu yer sağlam şeylerdir. Bu yıldızlar da insanların yollarını bulabileceği, şaşırmayacakları alametlerdir. Allah'ın bir lütfudur diye Kur'an'da da geçiyor, birçok ayetlerde geçiyor.